Arkadaşlar selamlar. Merkezi Çalışmalar Bilgi Sarmal yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye, anlatmaya çalışalım. Sorumuz çok zor bir soru değil. Yalnız burada bilmemiz gereken bir nokta var. Bazı arkadaşlarımız bilmiyor sanırım arkadaşlar. Gözünden kaçmış. Bu yüzden soruyu kanala atmak istedim. Yani dikkat edelim çıkarsa yapalım istiyorum. Soruda bize demiş ki aşağıda tanım kümesi -4,6 aralığı olan y trafik fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir fx eksi 2 artı kök fx fonksiyonunun tanım kümesindeki farklı tam sayıların adedi kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın <laughs> bize fx eksi 2 artı kök fx'in tanım kümesi sorulmuş. Böyle artı eksi varsa aslında fx eksi 2'nin tanım kümesi ile kök fx'in tanım kümesinin kesişimi alınır. Şimdi biz fx eksi 2'nin tanım kümesini bulalım. Bakın fx fonksiyonu verilmiş eksi 2 aslında fonksiyonun 2 birim sağa ötelenmesidir. Ben şöyle yapıyorum. Bu parantezin içini sıfır eşitliyorum arkadaşlar. bakın buradan x eşittir artı 2 geldi artı x ekseninde sağ tarafı anlatır diyorum. Dolayısıyla da 2 birim sağa ötelenir şeklinde yorumluyorum. Şimdi tanım kümesi eksi 4 virgül6 olan fonksiyonu ben 2 birim sağa ötelersem. tanım kümesi ne olur arkadaşlar? Eksi 4 artık eksi 2 olur, 6 da 8 olur. Dolayısıyla fx eksi 2 fonksiyonun tanım kümesi, Eksi 2 virgül 8'miş. Şimdi kök fx fonksiyonunun tanım kümesini yazalım. E kökün tanımlı olabilmesi için içinin sıfırdan büyük eşit olması gerekir. Yani aslında arkadaşlar yani fx'in sıfırdan büyük eşit olması gerekir. Buraya bakarsak, grafiğe bakarsak eksi 4 ile eksi 3 aralığında değil mi? fx fonksiyonu sıfırdan büyük eşittir ve 3 ile 5 arasında. O zaman birleşim diyeceğiz. 3 virgül 5 şeklinde yazdık. Bakın bu kırmızıyla yazdım. Kök fx'in tanım kümesi. Mavi ile yazdığım ise arkadaşlar fx 2'nin tanım kümesi. Dedik ki arada artı eksi varsa iki fonksiyon bu şekilde artı eksi şeklinde yazılıyorsa bu iki kümenin kesişim kümesi alınır. Şimdi eksi 2 virgül 8 ile eksi 4 virgül eksi 3 birleşim 3 virgül 5 kümesinin kesişim kümesine bakarsak böyle şeylerde arkadaşlar bence yazıp da görelim böyle durumlarda. Mesela eksi 2 virgül 8 demiş ya bu nedir? Eksi 2 işte eksi 1 nokta 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 8'e kadar gider. Alttakine bakalım. Eksi 4 virgül eksi 3 demiş. Tam sayıları yazıyorum. Çünkü tam sayılar sorulmuş. Farklı tam sayılar. Eksi 4 virgül eksi 3'te bunlar vardır. 3 virgül 5'e bakarsam 3, 4 ve 5 vardır. Şimdi kesiştiriyoruz arkadaşlar. Eksi 4 yukarıda var mı? Şurada. Yok. O zaman ikisinde de yok. Eksi 3 de yok. 3 var mı? Var. 4 var mı? Var. 5 var mı? Var. E, dolayısıyla arkadaşlar buradaki kesişimden 3, 4, 5 gelir. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı 3'tür. 3, 4, 5. 3 tane olduğu için Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Şunu aslında öğretmiş olduk. Daha doğrusu arkadaşlar hatırlatmış olduk. Arada artı ya da eksi varsa iki fonksiyonun tanım kümelerinin kesişim kümesi yeni fonksiyonun tanım kümesi olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.